kalem kutusu yapacağız bugün burada. Evet. O zaman bu kalem kutularını nereye yolluyoruz? Tabii ki. Yolluyoruz. Evet. Elazığ'a, Malatya'ya bölüştürerek yollayalım. Hatta siz eve gidince bir iki tane daha yapın destek olsun evet, diye. Evet, ben birkaç tane şapka da düşündüm. Şapka yapın, güzel polardan yapmıştınız ya. Evet. Bir iki tane yapın. Yani bir sürü belki el verirsiniz. Belki bir bakarsınız yaptığınız şeylerden, hani firmadan da biraz destek alırız. Yaptığınız şeylere şöyle bir göz gezdirin. Orada kullanılabilecek, orada bize katkı sağlayabilecek, oraya katkı sağlayabilecek evet. şeyleri rica ediyorum sizden. Evet. İlerleyen günlerde belki oraya bir atölye çalışmasına gideriz. Olabilir. Moral olsun diye. Aytül ne diyorsun? Süper olur. Süper olur. Yani elimizden geleni yapacağız. Evet. Yürekler evet, burkuldu, kırıldı. Hakikaten zor. Zor. Evet. Allah herkesin yardımcısı olsun. Aynen. Şerife Hanım bugün tabii ki geldik, işimizi yapıyoruz. Kalem kutusu yapacak ama bir şey soracağım. Çok güzel bir formu var. Çok güzel evet. olmuş. Şu işte buradan açıp kullandığımızda falan böyle çok rahat. Şerife Hanım aklıma ne geldi biliyor musun? Şundan uyku tulumu olmaz mı bu şekilde? Şurası daha... Olabilir. Burayı ya, tabii çok çekmiyoruz. Ya, çok çekmeden. Kapatmadan olabilir. Uyku tulumu da olur çocuklar şey için. Şey de olabilir. Biraz büyüğünü keşke yapsaydık. Uzun yapıp şişlerimizi, tığlarımızı koymak için de yapılabilir. Hani onlara yaparız. Boyar. Ama ben bunu uyku tulumu mesela küçük çocuklar için böyle polardan yapsak olur. Olabilir. Olur. Haftaya planlayalım. Olur. Yapalım. Haftaya planlayalım. Nasıl ihtiyacı olacak? Şu şekilde bir uyku tulumu olabilir. İki kat böyle polardan kalın. Güzel. Ya ona göre bir malzeme bulunur, yaparız. Belki içine hani böyle daha ısıtıcı bir malzeme koyarız. Nasıl olur bilmiyorum. Benim aklıma hemen o geldi. Kafam şimdi böyle şeylerde ona çalışıyor tabii. Evet. Siz tabii ki bunun ölçülerini verin. Ne kadar kumaş gerekli oluyor yani bizim? Kumaşımız için? Çok fazla değil. 25 santime 25 santim karelerden yapıyoruz. Bir dakika. İki tane kare. Kareyi sonra böyle kesiyor muyuz? Evet, kareye de şöyle bir eğim vererek kesiyorum. Bu kareden mi böyle uzun oluyor? Yani kenarını kestiğimiz için. 21 santime 23 santim kareyi 11 santimden şuradan. Sonra? Evet, oradan işaretimizi alıp şöyle bir eğim veriyoruz. Şu açık parçanı görebilir miyim Şerife Hanım? Şimdi şunu da keseceğim bir tane. İçine elyaf koymak uyku tulumunun gene iyi fikir. Tabii olabilir. Sıcaklık biraz daha olarak. Kalınları var bunların. Ha, biraz daha. Daha kalınları var. Ha, bir tık daha kalın. Olabilir tabii. Böyle polar kumaşından yapalım. Polar bende bolca var. Çok fazla polarım var. Onları da değerlendirebiliriz. Olabilir. Hakikaten çok güzel. İçine elyaflı, sıcak tutacak bir biçimde. Pazen kumaşlar oluyor Divit'in. Pazen onlar kumaş da olur. Sıcak. Evet, yani tutar. Şu kısmına pazen kumaş koyabiliriz. Evet. Şimdi bunu şöyle mi katlıyoruz? Kısmı. Böyle mi bunun şeysi? Evet. Yani uyku tulumu yapmak için de böyle bir şeye ihtiyaç var o zaman öyle mi? Aynen yani kareyi onu yapacağız. Kareyi kesimini gösterecek misiniz? Şimdi göstereceğim onu. Gösterelim. Kaça kaçtı? Ben şu kağıdı alabilir miyim? Şunu size vereyim ben. Şöyle yapayım. 21'e 23, 11 santimden sonra böyle bir yuvarlama evet. Yapıyoruz tepesini. Yani şurayı şöyle yapıyoruz. Yani şöyle gibi düşünün. Şunu şöyle tutayım size. Tünel gibi düşünün. Bunun mesela çocuğun boyunu mu almalıyız? Kaç santimse, yani kaç yaşındaysa? Bir, yani orantılı bir biçimde ama onu çok, yapmak lazım ölçüsünü. Çok pratik. Çok pratik. Evet. Buyurun. Kesecek şimdi Şerife Hanım bize kumaşı. Şöyle bir ineleyim. Aytül zaman zaman mesajları... Cevap yazıyorum bir yandan. Sorular var. Ne soruyor mesaj izleyicilerimiz? Neye cevap yazıyorsun? İzleyicimiz şey demiş, oğlumu küçülen kıyafetlerini saklıyordum, gönderebilir miyim demiş. Tabii ki, küçülen kıyafetler, tabii ki, tabii ki. Ona küçüldü ama bir çocuğumuz olur. Ayrıca biz küçülen kıyafetler tertemiz olduğu sürece hiçbir sakınca yok. Biz o zaman Van depremi için gelenlerde pek çok çocuk kıyafeti geldi, kullanılmış. Şurada. Ama seyircilerimiz bir göndermişti, ben de hep yayında bunları gösterdim. Hatta seyircilerimizin ismini de burada söylerim kimler ne göndermiş onları da söylerim gururla onurla.
mis gibi sabun kokuyor, katlanmış, pırıl öyle pırıl. Olması gerekiyor. Pırıl pırıl. Yani mutlaka başka bir kardeş giyebilir, başka çocuk giyebilir. Bunları onun için saklarız zaten. Ben bunu böyle yarım santimden kesiyorum. Evet. Biraz paylı kesiyorum yani dikiş şeyini olsun diye. Ben şurada şu fermuarı bütün dönmeni çok beğendim. Kaç santim fermuar kullanıyorsun? 75 santim tamam. Yeterli. Biraz daha mı? Kısa kapanmış. Olabilir. Evet. Kalemler var. Kalemler var. Kalemlikleri yaptım. Bunları da yollayacağız. Şöyle kapanıyor bakın. Çok iyi değil mi? Bayağı tasarım çok güzel. Şöyle kapanıyor olması. Hı hı. Bu şekilde de kullanırken İstediğiniz şöyle içinden. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz de. Kalemi alıyor olmanız. Şöyle. Boya kalemleri için boya yapılabilir. Olur. Şey de olur. Makyaj fırçası olur. Büyüğünü uzununu yaparsınız. Evet, şu yüksekliği dediğin gibi demin şişe tığa göre bayağı bir ortalıktan eşya toplayıcı bir şey bu. Evet. Hani döküntüleri toplayacak bir şey. Ama uyku tulumu benim aklıma geldi ve deprem bölgesine gidebilir. Yurdanur, mesajı aldın. Çıkartalım bizim polarları, fazla miktarlar olanlar var. Bursa'dan almıştım. Hem de çok kaliteli, güzel, kalın polarlar var. Çıkaralım. Bu biçimde dikeriz onları. Ve göndeririz. Şimdi burada, şurada benim iki tane ayrı kumaş kullanıyor. İki, şu astar olarak kullanılacak. Bunu da taban olarak böyle kapitone tarzı çalışarak hazırlıyorum. Bunda da var mı kapitone? Görmüyorum. Var. Ha, var. Şey, renkler renkli yani olduğu için mesela ayrı renkte yapmışsınız. Evet. Kapitonesi mesela çok güzel olmuş. Şunda da var. Üstüne o kapitoneyi nasıl geçiyoruz? Şimdi nasıl el yaplıyoruz? Onu bakalım. Yine bunu iğneliyorum el yafta. Bizim bir ölçü çubuğumuz var. Onu evet. Takıyorum makinama. Mesafeyi ölçebilmek için. Düz dikişte yine yapacağız. Ölçü çubuğun dediğin ne? Şu metal. Mesafe ayarlayıcı. Mesafe yani şu aralar var ya. Şunları yapıyoruz aslında. Çizmeden çok rahat böyle. Şu araları anladım. Evet. Mesafeleri ayarlıyoruz. Biraz dikiş adımını açıyorum. Daha uzun dikişler yapacağım bunda. Şimdi o mesafe ayarlayıcı nasıl çalışacak onu? Diktiğim dikişi. Evet. Şimdi bu çubuğa denk getiriyorum. Ölçü olarak. Çok iyi fikirmiş. Bu bütün makine modellerinin içinde olan bir aparattır. Çok da kullanışlı bir şeydir. Bak onun muntazam bir çizgi yapmaya gerek yok. Gerek yok. Evet çok kolaylaştırıyor. Peki daha küçük istersek daha küçüğe mi ayarlıyoruz? Sen bir mesafe şurada, belirledin. Evet evet bir vidamız var. Evet. Vidada bunu bir santim, mesafeyi ayarlıyorum. Şimdi evet. Bunda kaç santim yaptın? Göz kararı yaptım bunda. Hiç santime bakmadım. Evet. Şu ölçüde yaptım. Biraz da bunu şöyle yukarı tutarsak baskı da uygulamaz. Bunu isterseniz kareler, işte baklava şeklinde, kare şeklinde yapabiliriz. İstersek desen geçebiliriz. İçindeki desenlerden yine aynı bu şekilde. Şöyle çaprazını da göstereyim. Evet. Dikinsiz. Şimdi bakalım onu görmek istiyorum. Her makinenin kendi içinde oluyor mu bu? Yani bu aparatımız? Evet evet var. Evet.
mesafesini dikkat etmemişim. Aldım. Söylememişsin şöyle. Şerife Hanım bana bu bilgiyi. Evet. Aa, bakın bu şekilde hepsinin ayarı da var. Şuradan biraz şey yapıyor, tarıyor bu. Ama çok güzel bir şekilde dikiliyor. Yok ben bundan uyku tulumu yapacağım. Yurdanur. Ama çok uyku tulumuna çok uzun fermuar. Öyle çok uzun fermuar satılıyor mu? Tabii tabii bunlar metre işi aldığım benim. İstediğiniz kadar metrede alabiliyorsunuz. Aslında uyku tulumu şu aşağı kadar olmayabilir. Şuradan başlatabiliriz fermuarı. Olabilir. Fermuar... Buraya kadar dikiş olur. Hani o kadar bulamazsak. Çocuklar için yapabiliriz. Yurdanur bir tane denesene nasıl olacak? El yapımız var mı yalnız onu bilmiyorum. Atölyede. Hani o kadar büyük miktar var mıdır diye bilmiyorum. Belki iki kat yaparsın şeyi. İçine sen bilirsin ne koyacağını. Bir tane çalış. Belki yayın bitmeden bize bir fotoğraf bile atabilirsin. Çok ben şimdi buna takarım. Çok güzel bir fikir. Yapabilenler yapsın. Bizde çok sayıda polar var. Çok fazla. Ben o polarlardan da senin yaptığın gibi bere veya polardan şal gibi yapabiliriz. Şal da olur. Yani eldeki evdeki şeyleri de değerlendirelim. Ufak polardan güzel polarlar, kalitesi iyi. Bebek battaniyesi gibi yapabiliriz. Hiç kimse bir şeyi almadan, yani bunun düşüncesi bile korkunç. Alamadan sokakta evet. Şu anda. Yani bir şeyleri yok. Gözlük diyorum belki bana şey yaptınız ama olur. Gözlüğü mü düşüneceğim ben o anda? Düşünemem ki. Kimse düşünemez. Kimse düşünemez. Başka neler var Aytun seyircilerimizden? Şeyi soruyorlar ben yani onlara cevap yazdım. Akut'un hani nasıl çalıştığını güvendiğimin application nasıl çalıştığını sordular. Evet uygulama. 5 tane kişinin ailenizden numarasını yazıyorsunuz. 5 kişiye aynı anda maksimum 5 kişiye en az 1 kişiye aynı anda mesaj gönderiyor. Onlara cevap veriyor. Evet. Ve internete ihtiyaç, yani diyelim ki internetsiz bir yerdesiniz. İnternet çekmeyen bir yerde ya da o anda internete bir problem oldu ki olabiliyor. Olabiliyor. Onlar da o çanaklarda, antenlerde bir binanın bir şeyin üstünde olabiliyor. Hani teknik şeyleri bilmiyorum ama sorun yaşanabiliyor. Sonrasında hemen hızlıca tamir edilebiliyor belki ama o anda hani yakınlarınızın yaşadığını bilmek gerçekten çok kıymetli bir şey. Ben Akut'a da teşekkür ediyorum böyle bir şey yaptıkları için. Bir yer belirlemek. Bu da çok önemli bir şey. Değil mi Şerife Hanım? Kesinlikle. Bir yer belirlemek. Aileyi, evet. Toplanma yeri dediğimiz yer. Aileniz de belirleyin. Yani topluca çocuklar için, şu için okullardaysa onları belirliyorlar zaten. Ama ailemizle, hep kendimden örnek veriyorum. Ben çocuklarımla, çocuklar bize bir şey olursa mutlaka şu noktada evet. Evet, olalım. Bunu aramızda konuşalım. Bizim var böyle kararlaştırdığımız, konuştuğumuz bir yer. Neresiyse, hangi semtteysek o anda. Ben cuma akşamı, kızım cumartesi günü benim... Derya ev taşıdı. Yani önceden planlanmış bir şeydi. Ben de cuma akşamı yayından sonra onun yanına gittim. Ve biz bayağı bir ev toparlama, işte paketleme, kalanları falan yaptık ertesi gün taşınacak diye. Saat 10'u geçiyordu. İşimiz bitti. Ne telefona bakmak, ne cevap verebilmek, ne Instagram, hiçbir şeye girmedik. Bakmadık. Saat 10'da daha yemek bile yememiştik. Bir lokma yemek yiyelim diye Derya'yla mahallede yakın bir yere gittik. Hani evde de hiçbir şey yoktu. Orada herkeste bir şey. Orada o anda Barış mı paylaştı o anda? Barış sen paylaştın. Böyle gruptan yazdılar. Sonra meğersem herkes şöyle olmuş bir biçimde. Bakıyor ben de diyorum ki herkeste ne var böyle? Ne oldu dedik. O sırada Barış mesaj attı. Böyle böyle deprem oldu diye. Zaten o saatten sonra bittik. Bittik. Biz de ayrılamadık buradan. Hani hakikaten bütün moralimiz yerle bir oldu. Çok üzüldük. Hepimiz gibi, hepiniz gibi. Ertesi gün işte ev taşıma planlanmış bir şeydi.
Hayat bir taraftan devam ediyor. Bir taraftan gelip ara sıra şeye bakıyorum. Televizyon bağlanmadı. Ben iki gün pazar akşamına kadar oradaydım. Televizyonumuz bağlanamadı. Hani o televizyondan çok izleyemedim. Sonra geldim. Pazar akşamı bütün şeyleri izledim. Hani internetten hep baktım her şeye. Gerçekten çok yürek burkan, acıtan, kanayan bir şey. Çok büyük geçmiş olsun. Hakikaten herkes bunu konuşuyor zaten her yerde. Biz de programımızda şu anda bunu konuşuyoruz ama ben de sizlerle bilirsiniz her şeyi doğru olarak paylaşırım. Yani neler yapacağız? Biz hem çocuklarımla ailemde konuştuğumuz şeyler var. Şimdi mesajlar geldikçe şimdi yayın sonrası hepsini okuyacağız. Hepsini değerlendireceğiz. Sizlerin düşüncelerini, duygularını okumak istiyorum. Çünkü benim seyircim sizler, belki bugün ilk defa da izliyorsunuz, o da olabilir. Ama hakikaten genellikle anne, kadın, anneanne, babaanne, halalar, teyzeler ağırlıklı, dedeler ağırlıklı, babalar, bazı babalar ağırlıklı. Çok böyle bir şey, bir seyirciyiz. Seyirci ve biz diyorum. Çok bütünüz, kenetiz. Her zaman iyi günde, kötü günde her türlü şeyi paylaşırız. Onun için birbirimize manevi olarak da iyi şeyler duymaya ihtiyacımız var. Ne olur herkes birbirine iyi paylaşımlarda bulunsun. Zor bir süreç. Lütfen iyi olmaktan kimseye bir zarar gelmez. Şerife Hanım, kusura bakma. Öyle. Belki bunu bir kere daha yaparız. Bütün bir dakika, şunu kapatmadan. Kaç santim fermuar diktin buraya tatlım? Yani 75 santim ben. Sen zaten fermuarı metreyle alıyorsun. Metreyle aldığım için tek tarafını, onu ikiye ayırıyorum. Tek tarafını dikiyorum. Tek fermuar. Evet, tek fermuar dikti. Tek tarafını döndürdüm. Sonra üzerinden tekrar dikişimi geçtim. Şimdi fermuarımı takacağım. Yani fermuar başlığını takacağım. Ha, fermuarı tek şey takıyorsun. Tek taraflı. Şunu yani bir şöyle görelim, nasıl takıyorsun Şerife Hanım? Ben hiç onu geçiremiyorum. Sen görüyor musun? Bazen ben de geçiremiyorum. Bakayım. Şu aradan şöyle biraz sivri kestikten sonra. Ha, ben de onu sivriltirim. Tutması orayı. Rahat oluyor. Biraz da şöyle. Peki fermuar sana, tamam geçirdim. Şu. Fermuar böyle metreyle satılırken bunu ne diye istiyoruz? Bunu ayrıca veriyorlar mı zaten? Satan kişi veriyor. Tabii tabii. Yani mesela nasıl alıyoruz bunu? Kaç tane alacağız mesela diyelim ki? Aldığınız metreye göre onlar ortalama 2 tane veriyorlar metreye zannederim. Yani fazlasını da alabiliyorsunuz. Alınabiliyor. Aha, ayrıca bunu alabiliyoruz. Şimdi çevirip altı mı dikeceğiz? Bunun tersini çeviriyorum. Evet. Şöyle yaparsak. Çizeceğim şöyle düz bir şey. Aytül, bana bir hatırlatma yapın. Çok değerli bir marka bana bir hediye göndermişti. Çay makinesi. Hani sende duruyordu. Evet. Ben onu hiç kullanmadım. Paketinde duruyor. Şimdi aklıma geldi. Çay makinesi. Hatta böyle firmaya da tekrar teşekkür ediyorum. Üstünün örgü bir şeysi var. Üstünü. Onu da göndeririz. Ben dedim Derya'ya kullanır mısın? Benim vardı. Hani sen kullanır mısın? O da hani ben kullanmıyorum. Hani kaynatıp böyle yapıyorum kendim dedi. Mesela o makineyi de ben gönderirim. Evde böyle şeyler de var. Hepsini bir araya getireceğim. Çıkışta hepsini planlayacağız. Yarın size bütün bu bilgileri vereceğim. Sizden gelecekleri de siz de bu gece düşünün. Neler olabilir, neler yapabiliriz? Hakikaten bakliyat, kuru bakliyat gidebilir, yiyecek almıyoruz diyorlar ama kuru bakliyat olabilir diye düşünüyorum ben. Yiyeceklerden konserve bir şeyler olur mu acaba? Hani açılıp da yenilen, atıyorum ton balığı. Olabilir. O olabilir. Biz bir bilgisayar bozulmuş
Biz o, bunların bilgilerini de öğreneceğiz yarına kadar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Olur mu? Konserve bir şeyler olur diye düşünüyorum. Evet. Evet. Benim komşum var. Onlardan da böyle bir firma. Konserve isteyeceğim onlardan da bu gece, komşumun kapısını çalacağım. Hakikaten 99 depreminde ben gittim deprem bölgesine. Çok sevdiğim arkadaşlarım bir firmanın çok önemli temsilcileri. Onlar mesela çocuk bezi, Bekir Sema Terzioğlu, onlar biliyorlar. Gerçekten bana çok önemli malzemeler, işte ıslak bezler, şu anda o firmaya bir şey çalışmıyorlar ama böyle yardımlarda, bağışta bulunmuşlardı. Bir bizim tiyatronun kamyonunu yarıya kadar onunla, yarıya kadar, ben böyle şeyleri pek konuşmam, söylemem, paylaşmam ama üzerinden zaman geçti, söylüyorum. Diğerini de ben, tiyatro olarak biz, daha doğrusu Ferhan Şensoy ve ekibimiz, orta oyuncular olarak doldurmuştuk. Daha çok çocuk bezi ağırlıklı. Ben bizzat kamyonla oraya gittim. Hani o zaman böyle şeyler pek, ne bileyim, yardım paylaşılmaz diye bir şeyimiz vardır. Benim öyledir ama daha ziyade. Ama söylüyorum, hakikaten orada onu birebir orada vermek, paylaşmak, öpüşmek, koklaşmak, bütün bunlar da çok değerli. Oraya bizzat gitmek, yakındı, kalktık, gittik, uzağa da gideriz, başka şeyler planlarız. Oradan şu an bizi izliyorsanız, ne olur, biz şunu şunu istiyoruz, biz hiçbir şey istemiyoruz, siz gelin. O da olur, gitmek istiyorum zaten. Yani bugün zor bir yayın. Sen bana kusuruma bakmayacaksın bugün. Gerçekten. Kusur olur mu? Üzücü bir durum. Tabii hepimiz üzülüyoruz. Hani işimizi yapıyoruz burada ama aslında şu an hani biz buradayız ama burada da değiliz belki de. Kendimizi veremiyoruz, konsantre olamıyoruz. Kusura kalınmaz. Ama buradan çıkaracağımız, eğer bir imkanınız varsa, siz de bu mesajı aldınız. Belki tulum şahane olur şu fikirle diye düşünüyorum. Evet, yaparız. Şerif Hanım, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Sen